yaptığımız bir şey var. Güneş saati değil mi? Gölgeye göre günün saatini öğrenebiliyoruz. Bu da Romalılar'da döneminde yapılmış. Ancak daha sonra bir takım burada onarımlar görülüyor. Müslümanlar tarafından da onarım görmüştü. Şimdi saatinizde bakarsanız buradaki saatle aynı olduğunu görebiliriz. Şu anda saat kaç peki? 12.30. 12.30, bir bakalım hemen doğrulayalım. Evet, şu anda 12.30. 12.31 şu anda ama. Şu anda Anadolu'da kurulmuş ilk İslami üniversitedeyiz. Ulu Cami'nin içinde Mesudiye Medresesi'ndeyiz. Burada neden durduğumu merak ediyorsunuzdur. Çünkü buranın çok ilginç bir özelliği var. Gördüğünüz bu sütunlar hareket ediyor. Nasıl mı? İşte şöyle. Yanımda görmüş olduğunuz minare 1500 yılında yapılmış. 4 tane sütun üzerine oturtulmuş. Bu 4 sütunun özelliği ise İslam dininin 4 mezhebini temsil etmesi. 4 ayaklı minare Akkoyunlu hükümdarı Kasımhan tarafından 1500 yılında yaptırılmıştır. Minareyi önemli kılan özelliklerden biri ise siyah beyaz kesme taşlardan sıralı olarak inşa edilmiştir. Ayrıca minarenin bir diğer özelliği ise minare camiden ayrı yapılmış. Minarenin altına 7 defa geçenin dileklerinin kabul olduğuna inanılıyor. Diyarbakır'da 1700 yılından beri faaliyet gösteren Keldani Kilisesi'ndeyiz. Yusuf Bey ile beraberiz. Yusuf Bey, sizi bir tanıyabilir miyiz? 1962 Diyarbakır doğumluyum. Şu anda ben Diyarbakır Keldani Kilisesi'nin vakıf başkanıyım. Kaç yılından beri faaliyette kilisemiz? 1700 yılından beri faaliyettedir. Yusuf Bey, siz burada doğmuşsunuz. Bunu biraz anlatır mısınız? Tabii, benim babam da burada doğmuş. Ben de 1962 yılında, belki biraz önce dışarı çıkıp bakacaksınız, şu anda oturmayacak haldedir. Burada doğmuş, benim 6 kardeşim de burada doğmuş. Ben bile burada vaftiz yerimiz var. Ben, babam, hepimiz burada vaftiz olmuşuz. Burada görmüş olduğunuz gibi İncil'den 10 emir var. Başka ilahların olmayacaktır. Kendin için oyma put yapmayacaksın. Allah'ın ismini boş yere ağzına almayacaksın. 6 gün işleyeceksin. Fakat 7. gün Allah'ın Rabbi mukaddestir. Babana ve annene hürmet et. Katletmeyeceksin. Zina etmeyeceksin. Çalmayacaksın. Yalan söylemeyeceksin. Haset etmeyeceksin. Baktığınızda Müslümanlıkla neredeyse aynı şeyler var, benzer şeyler var. Değil mi? Dinlerin kardeşliğini görüyoruz burada. Evet, doğru diyorsunuz. Allah bir de, Allah nasıl sizi yaratıyorsa bizi de yaratmış. Burada size diyelim ki burada 6. güne diyor ki cuma günü diyor. Bize de pazar günüdür. Annene nasıl siz hürmet ediyorsunuz, biz de hürmet ediyoruz. Diyarbakır'da Diyarbakır doktorların özel bir gecesindeyiz. Burada sıra gecesinin yanı sıra Türk halk müziği ve Türk sanat müziği de kullanılıyor. Abi, sıra gecemiz başladı. Sıra gecesinin vazgeçilmesi çiğ köftedir. Yapılması zor mudur? Çok zor efendim. Çok mu zor? Çok zor. Yoruluyor musun bunu yaparken? Tabii ki yoruluyor. Kaç saatte yapılıyor bu olay? 40 dakika sürer. Gökür gibi daldan dal. Star Televizyonu'nda yayınlanan Cennet Köşesi programına bu hafta Diyarbakır'a oldukları için çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Diyarbakır'ın sembollerinden biri olan Diyarbakır surlarıyla ilgili küçük bir tablomuz var. Bunu da bu özel yönetici sağlık grubu adına yönetim kurulumuz Abdurrahman Açıköz tarafından programda emeği geçen tüm çalışanlar için Furkan Kızılay'a vermek istiyoruz. Diyarbakır'ın
tanıtımına katkıda bulunduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Küçük de olsa kültür hizmeti hediyemizi kabul etmenizi diliyorum. 13 bölümdür bana katlandığı için hem Ati abime hem de Bülent abime çok teşekkür ederim. Allah'a Abdurrahman Bey, böyle bir gece düzenlediğiniz için biz size çok teşekkür ediyoruz. Sizin de duygularınızı alabilir miyiz acaba? Biz de Diyarbakır'a geldiğiniz için, Diyarbakır'ı tanıttığınız için ve böyle bir gecemize katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Diyarbakır ıstıcı bayimize geldik. Birazdan buradan bir ıstıcı alacağız ve ailemize hediye edeceğiz. Sizin bu konuda söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Tabii ki memnuniyetle. Biz de buraya kadar gelmişsiniz, zahmet etmişsiniz. Bizim de en ufak bir katkımız olsun diyerekten buradan bir ıstıcı alıp size veririz. Durumu düşük bir ailemize götürür, takdim ederiz. Bu soğuk havalarda üşümelerini sağlarız en azından. Her ilde olduğu gibi Diyarbakır'daki ailemizi de unutmadık. Şimdi onların evinin önündeyiz. Birazdan içeri gireceğiz. Bakalım nasıl bir aileyle karşılaşacağız. Merhaba abi, nasılsın? İyi geldin. Evet, ailemizin yanına geldik. Gerçekten oldukça kalabalık bir aile. Hemen babadan başlamak istiyorum. Abi seni bir tanıyalım ilk başta. Ben Faruk Beytar. Serbest meslek sahibiyim. Kaç çocuk var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane çocuk var. Kaç yaşında küçük? 6 aylık. 6 aylık, daha yeni doğdu ama bayağı sinirli bir adam olacağı benziyor. Adam hiç gülmüyor. Çatık kaşta duruyor böyle devamlı. Bak ağlayacak şimdi. Abisi siz çok seviyordu. Özellikle sizin filminizi çok seviyordu. Tamam, annemizin yanına geçiyoruz hemen. Yengecim nasılsın? Sağ ol, teşekkürler. Ne yapıyorsun Diyarbakır'da gün içinde? Gün içinde akşama kadar çocuklarına geçiniyorum. Ne yapıyorum? Ev işini. Peki kaç senedir evdeyiz? Kaç sene? 25. Sen kaç yaşındasın? 5. Adın ne senin? Sayın Fahri Aksay. Peki arkadaşların var mı? Var. Onlarla neler yapıyorsun? Oynuyordum. Ne oynuyorsunuz? Evcilik. Evcilik oynuyorsun. Sen evcilikte ne oluyorsun? Baba mı oluyorsun? Çocuk mu oluyorsun? Çocuk oluyorum. Hayırlı ısınmalar. Soğuk havalarda sıcak sohbetleriniz hiç bitmesin diyoruz. Gördüğünüz gibi bizi Diyarbakır'dan davul zurnayla uğurluyorlar. Buradan cennet köşeleri olarak bütün Diyarbakır halkına teşekkür ediyoruz.